Siz de yakından tanıyorsunuzdur. Haber spikerliği, oyunculuk derken ama en çok şarkıcılıkta ses getiren Defne Samyeli Zincirlikuyu'da bir mekanda sahneye çıktı. Bir ay sonra, hatta daha az bir zaman sonra 50 yaşına girecek olan Defne, güzelliğiyle, havasıyla, kıyafetiyle bir anda şarkıların önüne geçti ve sosyal medyayı salladı. İzleyelim. Mayo kostümüyle sahneye doğru yürüdü, daha ağzını açmadan yeri yerinden oynattı. Defne Samyeli kulis koridorlarında nasıl şov yaptı? Modellik, oyunculuk, habercilik, şarkıcılık. On parmağında on marifet Defne Samyeli 50 yaşına girmesine bir ay kala güzelliği ve fit vücuduyla herkesi kendisine hayran bıraktı. İstanbul'da verdiği konserde gözleri şaşı etti. Yirmilik genç kızlara taş çıkaran incecik fiziğini sergilemekten sakınmayan Defne Samyeli'yi geçtiğimiz aylarda son derece iddialı bir kıyafetle görmüştük sahnede. Ancak Defne Samyeli geçtiğimiz günlerde İstanbul'da verdiği konserde çıtayı daha da yükseltti. Mayoyu andıran kostümünün beline taktığı eteği sahnede savurup attı. Dinleyiciler şarkıları bırakıp Defne Samyeli'ye baktı. Saatlik konseri bitirdikten sonra kulisine dönen Defne Samyeli, seyircinin alkışlarına dayanamayarak sahneye geri döndü. Geri dönüş yolunda koridorda öyle bir yürüdü ki Defne Samyeli adım attıkça sanki yer sallandı. O zaman ikinci sayfa olarak o klasik sorumuzu soralım. Defne Samyeli'nin sahne tarzını nasıl buldunuz? Yakında 50 yaşına girecek 1991 Türkiye 3. Güzeli. Nasıl buldunuz Usta Ali Rıza Bimbo? Çok iyi buldum. Şimdi eskiden diz üstüne kadar çıkmış olan eteklere ya biraz dikkat etsin bunu diz altına indirsinler diye problem ediliyordu. Fakat şimdi görüyorum sahne sanatçılarında kalça üstüne kadar çıkarıyorlar. Benim burada gördüğüm Defne Hanım kendine güvenerek ve de çok güzel bir hanımefendi olduğu için Evet. elbisesi kalça üstüne kadar çıkan bir görüntüyle çıkmış. Bu gösteri sanatlarında İnsanlar eğer bir güzelliği varsa sergilenmekten çekinmez de çekinmemelidirler. Evet. Hanımefendi de öyle yapmış. Kalça üstü bir kıyafet giymiş ve dolayısıyla bir tek bacağı galiba çok yukarıda, çok çok belirgin olarak duruyor. Bu çizmeleriyle filan da bazı şeyleri tabii çağrıştırıyor ama iç enerjisine ve kendisine güvenerek yapıyor bütün bunları. Gösteri sanatlarında bunlar vazgeçilmezdir. Çünkü sanatçıların neyi nasıl giydiği, neden giydiği önemli değildir. Biz nasıl bir demircinin demirini dövmesi gibi demir dövemezsek, bazı insanlar da meslekleri farklı olan insanlar da sanatçıların görüşleri, görüntülerine laf etme hakkına sahip değildirler. Ve hanımefendi iç enerjisini dışarıya taşırmış. Tebrik ediyorum kendisini. Diğer yandan ikide bir 50 yaşına basacak diyorsunuz. Ama evet. Biliyorsunuz efendim çok güzel bir takvimdir. yaş. Sadece takvimdir. Evet. Önemli olan insanın Ama hiç göstermiyor. kendi içindeki hissettikleridir. Hanımefendi sanıyorum kızları gibi hissediyor kendini. Evet. Biraz önce bana Z kuşağı olmuşsunuz dediniz. Evet. Bu hanımefendi ZZ kuşağı olmuş. ZZ kuşağı doğru. Dolayısıyla da tebrik ediyorum kendisini. Bu enerjisini devam ettirsin. Neden? Çünkü sanat bir hoşluktur, bir güzelliktir. Bir zaman diliminde insanları mutlu etmektir. Kesinlikle. Hanımefendi de mutlu etmiş. Ben seyrederken ben de mutlu oldum şimdi burada. Peki Ali Rıza hocam, hocam diyeceğim. Buyurun Hocam. hocam. Ustaların Evet. ustası. Şunu soralım. Gözlere hitap ediyor. Peki. Peki kulaklara hitap ediyor mu? Şimdi bakın. Hı. Sanatın tanımı şudur. Sanat, ulaşılan kişiyle kurulan bağın adıdır. Şimdi Defne hanımefendiyi izleyen 1.000 kişi varsa, bunların içinden 150 kişiye hiçbir şey ifade etmeyebilir. Hiç önemli değil. Sesi Ama de 900 dinleyelim. kişi için bir sanatçıdır ve bağ kurmuştur ve sanatını tartışılacak bir yanı yoktur. Şimdi benim burada, efendim şarkıyı söylerken bak şurada da bazı yerlerde kesinlikle ton dışı söylüyor falan dememin hiçbir anlamı yok. Neden yok? Çünkü bilmeyenler oradaki işin basit bir şeymiş gibi kabul ederler. Hiç basit Çok değil. zordur. Çok zor, tabii. Orada nefes alırken orada bir gıcık gelir boğazınıza, bir öksürük olur.
Günlerdir hazırlandığınız her şey berbat olur, o öksürük akılda kalır. Öte yandan siz bir konsantrasyonun içerisindesiniz. Orkestraya uyacaksınız, şeyinize, melodinin kendisine uyacaksınız, ritim kaçırmayacaksınız. Şaka bir iş değildir. O yüzden kulağa ne kadar hitap ediyor? Benimle ne kadar bağ o kuruyora bakalım. Hmm. Onu sevenler gelmişse oraya, o insanlarla bağ kurmuştur. Ve bir sanat eserini kesinlikle orada sergilemiştir, alkıştır. Yani alkışı hak ediyor. Etmiştir. Evet. Yapılan şeye sanat diyebilir miyiz ya da sanatçı diyebilir miyiz? Sanatçı dediğin gibi sanatı için tarif ederken şöyle dedik. Sizinle bağ kurmuşsa kurulan bağın adı sanattır. Oraya gelen insanlarla bağ kurmuş. Onlara göre sanattır ve sanatçıdır. Bana göre de görüntüsüyle sanatsal bir aktivite sunmuştur. Ve şarkısını söylerken o anda için nefesini de yitirmemiştir, şey de yitirmemiştir. Evet, bir sanatçı olarak heykel orada gibi duruyor, görmüyor musun gibi orada? Yani bir sanat eseri gibi duruyor. Gerçekten heykel gibi.